arkadaşlar. Cenk Bey. Nasılsınız Cenk Bey? İyiyim, teşekkürler. İyi olun. İyi olun. Çünkü güzel yere denk geldik yani. Herkesin başına ne belalar geldi. Nurdan Hanım az daha 8000'in üzerine çıkartıyordu. Sizin biraz daha risk almanızı sağlayacaktı ama takılıverdik. Kısmet. Takılınca da 7100 puanda kaldık. 27 tane harf alma hakkı verdi size. Neredeyse soru başına 2 tane harf alabilirsiniz. Yok ben hafta finaline öyle gitmem demeyin. Tamam mı? Sakin sakin ilerleyelim. Aynen. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun, geliyor ilk sorumuz. Kolay da bir şey. Batı kökenli. Diyor ki bir şeye duyulan ani ve aşırı istek. Ani ve aşırı. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Başka anlamlarda da kullanılıyor bu Batı kökenli kelime. Bir anlamı da bu. Bir şeye duyulan ani ve aşırı istek. Kriz. Kriz. Tatlı kriz gibi yani. Buyursunlar. 200 puan. İkincisi daha kolay. Biraz kendimizi serbest bıraktığımız sorulardan. Dört ayaklı dost eli. Pati. 400 puan daha. Yenisi gelsin efendim. 5 harfliydi. Şöyle sorulmuş. Kolay taşınabilen bir top türü. Nokta nokta topu da denir. Hmm. Bir harf alabilir miyim? Alırsınız. İsterseniz bir tane daha alırsınız. Bir tane daha alayım o zaman. Bir tane daha alırsınız. Ne topuydu bu top? Ne topu ya? Bambaşka bir şeyin de adı aynı zamanda. Bir harf daha lütfen. İçinde bir şeyler dövülen bir şeyin adı aynı zamanda. Havan. Havan topu 200 puan değerinde. 5 harfli bir tek kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. Buyursunlar. Dördüncü sorunuz. Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan şiir. Nazım diyelim, daha güzel olsun. Makamla okunan şiir. Evet. Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamıyla okunan nazım. Bir harf lütfen. Buyurun. Demek ki sesli harfle başlıyor. İlahi. İlahi. 400 puan daha katıyor kasaya. Daha dördüncü soruda 1200. Gayet güzel. Gayet güzel. Temkinli ilerleyelim efendim. 6 harfli cevapları evet. Da halledelim. Nasıl sorulmuş? Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik. Yine nitelik. Batı kökenli bir kelime aradınız. Şeyin özelliği, nitelik. Hani üst nokta nokta, alt nokta. Kalite. Kalite. Gayet güzel. Basit sorular var demiştim. İşte onların en basiti. Bugünün en kolay sorusu. Hadi 600 puan bekliyorum burada. Kara taşıtı yöneticisi. Karataşlı yöneticisi. Şoför. Yok, Türkçe olsun. Sürücü. Sürücü. 600 puanla. 2400 oldu kasa. 7 artıydı. Tek kelimedir efendim. Şöyle bir sorusu vardır. Kaçırmaz bunu Cenk Bey. Beklenmedik bir durum karşısında ne olduğunu anlamak için kullanılan sözcük. Hem tek böyle, sözcük. Evet, aslında bir birleşik kelime. Sanki bir iyi dilek sözü gibi Cenk Bey. Ama daha çok sorgularken kullanılıyor. Hayırdır gibi bir şey mi? Bravo. Bravo. Çok uzaklaşmayın lütfen. Bulursunuz. Hayır olsun, yok. Öyle bir şey. Ha gayret. Hayrola. Hayrola. 700 puan değerinde.